Doğu Türkistan'da Çin virüsü korona bulaşanların sayısı artmaya devam ediyor. Çin yayın organı Tanrıdağ gazetesinde Doğu Türkistan'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısının 45'e ulaştığı, 37 kişinin Doğu Türkistan'da yerleşimci olarak uzun süredir bulunan Çinliler olduğu, geri kalan 8 hastanın Bingtuan'a ait olduğu belirtiliyor. Bilgilere göre şu an virüs bulaşanlardan 20 kişi Urumqi'de, 10 kişi Gulca'da, 1 kişinin Turfan'da, 4 kişinin Moğol bölgesinde olduğu ve aralarındaki 10 kişinin ağırlaştığı bildirilirken karantinaya alınan kişi sayısının 3049 olduğu öğrenildi. Öte yandan Doğu Türkistan'ın batısında yer alan Atuş şehrindeki 2 otelde Wuhanlı olduğu belirlenen 99 kişinin koronavirüsü şüphesiyle karantina altına alındığı ifade edildi. Doğu Türkistan'da ilk koronavirüsü teşhisi Wuhan'dan gelen 2 kişiye 23 Ocak 2020 günü konulmuştu. Doğu Türkistan'da koronavirüsü tehlikesi bölgede yer alan ve en az 1.8 milyon kişinin tutulduğu toplama kampları nedeniyle çok daha kitlesel bir tehdit taşıyor. Uzmanlar kamplara virüsün yayılması sonrasında kitlesel ölümlerin kaçınılmaz olacağından endişeli. Türkistan Press'in aktardığına göre Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi'ne bağlı İş Gücü Zenginliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesinde 2019'da tüm bölge çapında toplam 74.700 kişinin yeniden iş sahibi adı altında işe yerleştirildiği duyuruldu. Pekin hükümeti propaganda amacıyla ucuz iş gücü olarak köle gibi zorla çalıştırdığı insanları iş sahibi yaptığını iddia ediyor. Hoten şehri Karakaş bölgesinde son 2 yıl içinde 22 fabrika, 330 atölye ve 420 sözde mesleki eğitim kurslarının açıldığı, insanların bu tarz yerlerde köle gibi çalıştırıldığı biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Çin'in ardından Avrupa ile ticaret anlaşması yapabileceğini belirterek, "Ticarette bir sonraki gündemimiz Avrupa olabilir. Onlarla ciddi bir şekilde konuşacağız. Avrupa ile son 10-12 yıldır ticarette çok büyük açığımız var," dedi. Beyaz Saray'da eyalet valileriyle bir araya gelen Trump, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda eyalet valilerinin sorularını da yanıtlayan Trump, ABD'nin Çin ve Japonya ile yaptığı ticaret anlaşmalarının ardından gelecek dönem dış ticaret gündeminin ne olacağına ilişkin soru üzerine Avrupa'nın ticarette ABD'ye kötü davrandığını söyledi. ABD Adalet Bakanlığı özel kredi kuruluşu Equifax'a yönelik siber saldırıdan sorumlu tuttuğu Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na mensup 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri şahıs ve şirketlerin kredi yeterliliklerinin tespit edildiği özel kredi kuruluşu Equifax'a yönelik siber saldırıdan Çin hükümetine bağlı bilgisayar korsanlarını sorumlu tuttu. ABD Adalet Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Equifax'a yönelik siber saldırıyı düzenledikleri gerekçesiyle Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na mensup 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. ABD güvenlik makamları hükümet yetkililerine ilişkin bilgilerin tutulduğu resmi daire ile Merit Oteller Zinciri ve sigorta şirketi Antem'e yönelik saldırıların da aralarında olduğu büyük çaplı veri hırsızlıklarının arkasında Çinli korsanların bulunduğundan şüpheleniyor. Dışişleri Bakanlığı, Doğu Asya ülkesi Moğolistan'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının dikkatini olmak üzere seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Moğolistan makamlarının Çin'le mevcut yoğun ikili ilişkileri ve karşılıklı seyahatleri nedeniyle bu ülkede ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü salgınını Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Açıklamada Moğolistan'da olası bir yeni tip koronavirüsü salgınının engellenmesi amacıyla ülke genelinde üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarının 2 Mart'a kadar kapatıldığı kaydedildi.